Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hala abone değilseniz eğer destek için abone olmayı, beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim. Bugünkü konumuz Angora yani Ankara tavşanları olacaktır. Peki Angora tavşanı dediğimizde aklımıza ne geliyor? Evet, Angora tavşanı yani Ankara tavşanı. Kültürlerimize ait olan bu tavşanımız bir Ankara kedisi ve Ankara keçisi kadar tanınmamaktadır. Lütfen kültürlerimizi yaşatalım. Kültürlerimizi başka ülkelere miras bırakmayalım. Angora tavşanımızı yani Ankara tavşanımızı yaşatalım. Peki madem ki Ankara tavşanı bizim kültürlerimiz arasında yer alıyordu, nasıl oldu da elimizden kayıp gitti? Nasıl oldu da yurt dışında bu hale geldi? İlk önce bu konudan bahsetmeye başlayalım. Çok eskiden, 1700'lü yıllarda Angora tavşanlarına gerekli üreme ve bakım sağlanmadığı için bizim Ankara tavşanımızın nesli tükenmeye başladı. O zamanlarda Ankara tavşanımız yurt dışına çıkarılmıştır. İngiltere, Fransa, Almanya, Amerika gibi ülkelerde çok fazla rağbet görmüştür ve farklı türleri ortaya çıkarılmıştır. Günümüzde tekrar üretiminin başlamasının sebebi ise Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşı sayesinde gerçekleşmiştir. Türkiye'ye gelirken bu canlıları kendisiyle birlikte Türkiye'ye getirmiştir. Uzun tüyleriyle göz kamaştıran Angora tavşanı genelde yün eldesi için bakılmaktadır. Biraz da Angora tavşanımızın dış görünüşünden bahsedelim. Angora tavşanımızın başı yuvarlak, boyu ise kısadır. Kulakları diktir. Kulak uçlarında ise aklınızı başınızdan alacak püskül gibi tüyler bulunur. Ayakları ise ince ve uzundur. Angora'nın türü değiştikçe yün yapısındaki kalite de değişmektedir. Örneğin Fransız Angora'sının tüyleri ip haline getirmeye uygunken Alman Angora'sının tüyü çok yumuşaktır. İngiliz Angora'sının baş ve ayak kısımları tüylüdür. Ve bu da daha çok fazla taranmayı gerektirir. Ülkemizde ise Ankara tavşanı olarak bilinen Angora tavşanının bakımı çok fazla zahmetlidir. Ve ayrıca çok fazla masraf gerektirir. Biraz da Angora tavşanlarının beslenmesinden bahsedelim. Angora tavşanlarının beslenmesinde kaliteli baklagil, kuru ot ve yem alarak besleyebilirsiniz. Angora tavşanlarının tüyünden yapılan ısı yalıtımı, koyun ve keçilerin tüylerin ısı yalıtımından fazla olduğunu biliyor muydunuz? Ve bu yüzden de Angora tavşanlarının tüyleri çok kalitelidir. Yünlerinin taranmaya ihtiyacı vardır. Fakat yünlerinin bakımı çok fazla zahmetli olduğu için ülkemizde maalesef bakımı gelişmemiştir. Adı da asla yaygınlaşmamıştır çok fazla. Biliyorsunuz ki her tavşanda olduğu gibi kıl topu hastalığı en çok da Angora tavşanlarını vurmaktadır. Çünkü Angora tavşanın tüyleri fazla uzun olduğu için bu tavşanımız kendi tüylerini yuttuğu için kıl topu hastalığı bu tavşanlarda daha fazla yaygındır. Ve bu da çeşitli hastalıklara ve ölümlere sebebiyet vermektedir. Bu kıl topu hastalığı ise Ankara tavşanın beslenmesine etki edecektir ve bu da tüylerinin kalitesine etki edecektir ve bu da olumsuz olacaktır. Angora tavşanlarında yünler belirli bir uzunluğa gelince kırkılır. Kırkılma işlemi soğuk günlerde çok fazla yapılmamalı ancak sıcak günlerde sık sık yapılmalıdır. Sık sık yapılması hayvanı olumlu şekilde etkileyecektir. Biraz da Angora tavşanlarının hamilelik sürecinden bahsedelim. Angora tavşanı her tavşanda olduğu gibi
Biraz ot ve biraz da göğsünden yolmuş olduğu tüyleri karıştırarak yavrularını sıcacık bir yuva yapar. Eğer tavşanınızı doğumdan önce verimsiz beslemişseniz ve ayrıca korkutmuşsanız, tavşanınızın doğumu sağlıksız gerçekleşecektir. Yavrularını yemeye kadar bu durum gidebilecektir. Tavşanınıza rahat bir doğum yapabileceği bir ortam sağlamanızda büyük fayda var. Angora tavşanlarının hamilelik süreci tam 33 gün sürmektedir. Yıl boyunca pek çok fazla yavru çıkarabilirler. Kaliteli Ankara tavşanı yünleri manto ve şapka yapımında kullanılmaktadır. Kalitesi düşük yünlerden ise oyuncak ve terlik yapılmaktadır. Angora tavşanını ben yün olarak değil de bir arkadaş olarak istiyorum diyorsanız da tavşanınıza evde bakmak için tuvalet eğitimi verebilirsiniz. Eminim ki size çok iyi bir yoldaş olacaktır. Ama şunu da unutmayalım ki ister evde yoldaş olarak bakalım, ister yün üretiminde kullanalım. Ama ne olursa olsun değerlerimize sahip çıkalım. Sizler Angora veya asıl öz adı olan Ankara tavşanı hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıya yorumlar kısmına lütfen yazınız. Kanalıma abone değilseniz eğer destek için abone olmayı, beğenmeyi ve gelecek olan yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşça kalın.